yaklaşık bulunmaktadır. Hani sulama projesini yapacağı alanda. Ağaç başına 20-25 kilo zeytin vermekte. Dikim sıklığına göre de dönümde 26 adet ağaç vardır. Normalde tırmıklarla ya da makinalarla toplama yapılır. O şekilde. Normalde büyük ağaçlarda ağacın üzerinde hani dallara takılarak da o makinede göreceksiniz zaten toplama yapılacak. Bizim bir ortalama kotamız var. Yani beni Marmara Birliği'nin aldığı bir mesela 60 bin ton, 70 bin ton, 80 bin ton. Bu sene 5 senedir biz zeytin alamıyoruz. Burak gitti havalarımız. Burak gidince verim düştü. Verim düşünce kotalar 5 senelik ortalamasını aldı. Evet. Bu da kota benim bir 16 ton kotam var. Mesela bana vermiş 1800 kilo kota. Benim 10 ağaçtan 1800 kilo çıkacak. Yağlıyı 45 liraya çıkardı geçen sene fiyattan. Fiyatlarımız ikiye katladı. İşçi yövmesi bir kadın 1000 lira, 1300 lira adam yövmesi, silkelemeci 2,5 lira. Artı bunun gelme gitme, gözdaşı olmuş 2 liradan 4 lira. Yani sıkıntımız burada kaynaklanıyor. Yani oraya gittik işte biz burada su problemi oluştu. Evet. Suyun verdiği bir problemin dolayı çiftçinin verimi düştü. Evet. Bundan sonra kuraklık daha fazla da olabilir. Evet. Dünyanın gidişatı kuraklık yönünde. Onun için burada şöyle önemli bir şansımız var. Biz Sakarya Nehri'nin kenarındayız. Herkeste bu şans yok. Yok. Yani bunun o nehrin o nimetinden faydalanmakla ilgili olarak biz de şu anda DSİ'nin bu dönem için tasarruf tedbirlerinde olan böyle bir proje yapma durumu yok. 3-5 sene beklememiz lazım. Biz de şehrin imkanlarını, hem il özellerimizin imkanı, hem belediye imkanı, hem çiftçimizin imkanları bir araya getirelim ve burada bunu sağlayalım diye. Allah razı olsun. Onun için buradayız. Yani çok sağ olun. Biz çiftçimizin yanındayız. Tabii o kadar müthiş bir şehirde yaşıyoruz ki biz her hafta ya dikim yapıyoruz, ya ekim yapıyoruz, ya hasat yapıyoruz. Çünkü bu şehir bir tarım şehri. 82 tane farklı tarım ürünü yetişiyor. Hatta topraklarımızın bir bölümünde bir sene içerisinde farklı 3 tane ürün hasat etme imkanı veren topraklarda yaşıyoruz. Bundan dolayı Rabbimize şükürlü olsun. Şu anda zeytin hasadı yapacağız. Bilecik'te zeytin de mi var? Evet, Bilecik'te zeytin de var. 17.500 dekarlık alanda zeytin ekimi yapıyoruz. 2.500 ton civarında bir hasat bekliyoruz. Evet, fena değil. Değil mi ablacığım? Nasıl? Fena değil. Güzel, güzel, çok hadi güzel. Hadi bakalım. El yakışıyor. Hadi motoru çalıştıralım. Ya. Motoru çalıştıralım. Elinize sağlık. İşi teknolojiye bırakalım. Sarsma mı yoksa o da motor titreşimle. İncelere tak.